Merhaba, bugün seninle bebeğinin 9. ayında yaşayacağı tüm gelişmeleri konuşacağız. Bebeğin artık bu ayın ilk haftasıyla beraber bağımsızlık duygusunun tadını çıkarmaya hazırdır. Hele bir de bebeğin emeklemeye başladıysa, senin için keyifli ama yorucu zamanlar başlamış demektir. Bu ayın ilk haftasından itibaren bebeğinin boyu ve kilosu bir önceki aya benzer şekilde büyüme gösterecektir. Baş çevresi az bir oranda büyümeye devam ederken kilo alımı çok fazla olmayacaktır. Bu aydan itibaren anne sütü ile ek gıdanın günlük beslenmedeki payı artık oldukça dengelenmiştir. İlerleyen süreçte ek gıda daha da ağırlık kazanacaktır. Hareket gelişimi konusunda bebeğin bağımsız olma isteğine artık daha çok yaklaştı. Bu sebeple sofrada daha bağımsız olmak isteyebilir. Kendisi yemek yemek istediğinde ya da kaşığı almaya çalıştığında hevesini kırmadan onu desteklemek çok doğru bir hamle olacaktır. Bebeğin sofrada seninle birlikte oturmalıdır. Bebeğine parmak besinleri vererek beslenme zamanından keyif almasına destek olabilirsin. Bu süreçte bebeğinin önüne mutlaka yiyebileceği kadar besin koymaya özen göster ve bitirmesi konusunda inatlaşma. Bu hafta ile başlayan 9. ay, özellikle gelişimin tüm alanları için önemli bir dönemdir. Bebeğinde ortak dikkatin geliştiği ve karşılıklı oyunların başladığı bir süreçtir. Bu dönemde bebeğin ile birlikte oynayabileceğin oyunlara geçebilir ve bir nesne ya da oyuncak yardımıyla ortak dikkat sağlayabilirsin. Ayrıca taklitlerin giderek çeşitlendiği, hecelemelere ve ses taklitlerine, jest ve mimik taklitlerinin eklendiği bir aydır. Bebeğinde bu dönem emekleme ve benzeri hareketler artacak ve böylece ulaşmak istediklerine doğru her yolu denemeye başlayacaktır. Bu dönem genellikle bebeklerde günde iki kez uyumanın yerleştiği bir aydır. Tabii ki bebekler arasında farklılıklar olmaktadır. Diş çıkarma ve ciddi gaz probleminden kaynaklı uyanmaların dışında bebeğin çok fazla uyanmayacaktır. Bu süreçte mevcut oluşturduğun uyku düzenine devam etmen önemlidir. Bu ay aile sağlığı merkezlerinin rutin aşılama programında yer almayan fakat Sağlık Bakanlığı tarafından eklenmiş olan tek kızamık aşısı yapılmaktadır. Rutin aşılama programında olmayan meningokokun dörtlü tipi ilk doz uygulaması da eğer daha önceki aylarda yapılmadıysa sürekli izleyen hekimin önerileri doğrultusunda yapılabilir. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Sevgiler.